Merhabalar efendim. Seçime özel sahici sohbetlere hoş geldiniz. Bugün konuğum Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ersin Tatar'ın eşi Sayın Sibel Tatar. Hoş geldin Sibelciğim. Hoş bulduk Dilekciğim. Değerli izleyenler, 300'e yakın birlikte program çektik. Onun ötesinde çok yakın iki arkadaşız. Biz sahici sohbetler derken şeyi sorguladık. Siz biz diye bir program yapsak ne kadar sahici olur? Sizlerin affına sığınarak başaramadık biz, zaten değil biz, mi? Evet, bir denedik, olmadı. Olduğumuz gibi karşınızdayız ama ben sevgili Sibel Tatar'la ilgili bütün ezberlerimi sildim. Sadece onu tanımak için bir sohbet başlıyor. Sibel'ciğim, seni ben geçmişe çağırabilir miyim? Tabii. Öyle bir geçmişe git ki hatırladığın ve seni en mutlu eden çocukluk anısı olsun. Yani tahmin ederim kardeşimin doğumudur. 5 yaşındaydım Niyazi'nin. Ben. Evet, evet. Şimdi böyle ilk anda sorunca direkt o aklıma geldi. Demek ki en doğrusu buymuş. Evet. Demek ki 5 yaşındayız. Yaşındayım. Lefkoşa'dayız. Temel Apartmanı'nda oturuyoruz ve o şeyi hatırlıyorum. O heyecanı hatırlıyorum. Yani eve annemi götürdüler işte. Bebek gelecek eve. Bebek yatağı falan önceden hazırlandı. Büyük bir heyecan. İşte kardeşimi görmek en sonunda. Tabii o zamanlar şey de yok. Böyle ultrasonlarla cinsiyeti belirleme de yok. Bilmiyoruz. Annem aslında kız bekliyor. Çünkü ben 4. çocuğum. 3 erkekten sonra 4. kız olmuş. Annem de kız çocuk istiyor. Büyük bir hevesle 4. kız geldi. Demiş bundan sonra kızlar geliyor herhalde. 5 de kız zannetmiş. Annem bir kız heyecanı içerisinde. Peki hiç duydun mu babanda böyle bir heyecan var mıymış kız çocuk geliyor diye? Babamda heyecan kız olsun diye bir heyecan yoktu zannedersem öyle biliyorum ama doğduktan sonra ben de annem hep şey der kimseyi uyutmadı etmedi. Çünkü babam da siyasi hayatı olan bir insandı. Dışarıdaydı daha çok pek anneme çok katkı koyamadı bu çocuklar yetiştirilirken ama ilk defa seni der böyle uyumazmışım da bir türlü. Senin şimdiki halin benim çocukken halim. Dolayısıyla uyutmaya çalışırmış beni böyle gece boyunca. Bir tek senin için bu kadar şey yaptı der. Demek ki işte babalar genelde kız çocuklara öyle oluyor. Kız çocuğu istediklerini fark etmeseler bile kız çocuk olduktan sonra da babalar düşkün oluyor kız çocuğuna. Şimdi ben anıya geri döneceğim. Araya girdim çünkü. Neydi seni heyecanlandıran yeni bir kardeş? Evet. Evet, aslında kardeşli bir ev yani. Çok çocuklu bir ailede ne heyecanlandırdı acaba? Ama inan Dilek en güzel şey o. Yani böyle kalabalık bir ailede olmak çok güzel bir şey. Peki 4 erkek çocuk arasında kız çocuk bir de bizim hani ilk o dönemki zamanlara gidersek senin için kolay mıydı zor muydu? Kolay değildi bir kere çünkü hep erkek. Hani kızlar olsa biraz paylaşırdık bu kız erkek mücadelesini. 3 abi ve aramızda yaş var abilerimle en azı 7 yaş. Düşün ve 12 yaş en büyükle. Dolayısıyla abi gerçekten abi yani büyükler ve bir de küçük erkek kardeşim yine tekrar. Tabii hep erkek oyunları oynanıyor evde bir kere. Futbollar işte falan. Bu yüzden de futbol oynadığım çok oldu çok açıkçası. Kaleci miydi? Kaleci de kaleci oldu. Çünkü genelde kızlara kaleci. Ben de oynadığım evet, için. Evet. Futbol ve futbol versiyonları tabii ki. İşte masa tenisleri falan. Onlar çok tabii unisex spor şeyleri ama yani erkek ağırlıklı bir evde biraz da şey tabii biz böyle gelenek göreneklere önem veren bir ailede büyüdüğüm için ve tabii değişti şu günlerde ama gelenek ve göreneklerimizin içerisinde kız çocuğunun ailede anneye yardımcı olması beklentisi yüksek olduğu için diyebilirim ki tek şikayetim buydu. Şimdi
Gerçi ben bu tip şeyleri de seven biriydim. Yani yot sunmazdım. Hatta kendim de kalkışırdım. Yani mesela ben mutfak şeyini falan severdim. Ben 12-13 yaşında yemek yaptığımı hatırlarım. İşte pasta, börek, böyle her şeyleri yapmış birisiyim ama ya her türlü ev işini de büyürken yaptım. Ama nedir? O da değil, bir şey değil. Dediğim gibi zaten hevesliydim ben bunlara ama mesela hepimiz oturuyoruz, film seyrediyoruz. Kalabalık bir aile. Çay yapacak biri varsa o ben oluyordum. Kahve yapacak biri varsa o da ben oluyordum. Bu yüzden de biraz böyle şey oldum. Belki iyi de oldu, kötü olmadı. Diyorum ki beni feminist yapan erkeklerin içinde büyümem oldu. Yani bir kız dişi erkek mücadelesine giriştik. Niye ben yapıyorum, niye onlar yapmıyor diyordum çünkü. Onu bir tek annene mi söylüyordun o zaman? Şimdi anneme de onlara da söylüyordum. Aldığın cevap... Çay yapmaya kalktığımda söylüyordum. Söylene söylene. Yani kendini savunmaya o yıllardan. Niye onlar yapmıyor diye. O yıllardan. Ama yine yapmadılar değil mi? Şimdi bakın bu beni yapmadılar. Yapmadılar. Bu beni neye yöneltti belki Dilek? Zaten gidecektim, üniversite okuyacaktım ama şöyle bir şey oldu. Mesela bana ne okuyacaksın denildiğinde tabii ki herkes, bütün mesleklere saygım sonsuz. Hele olgunlaştıktan sonra bunu daha da iyi anlıyor insan ama ben o ortamda büyüdüğüm için, yani erkek kız, erkeklerin çok olduğu bir ortam, böyle ismi olan bir meslek sahibi olacağım. Çünkü demek ki kendimi kanıtlamak istiyorum. Var yani olma, böyle, var bir olma. De kadınlara bahşedilen bazı meslekler var bilirsin. Mesela ne bileyim hemşirelik. Özellikle öğretmenlik. Çünkü bana hep böyle büyürken ve özellikle lise çağlarında, üniversite çağıma yaklaştığımda işte ne okumak istiyorsun Sibel? Annemin, babamın arkadaşları. İşte ben şey derdim, tabii kararımı verdiydim aslında, hukuktu. Ben başka bir meslek düşünmedim esasında. İşte avukat olacağım, hukuk okumak istiyorum dediğimde ama öğretmenlik bir kadına çok yakışır. Öğretmenlik çok daha iyi. Düşünmez yani, öğretmen ol dediklerinde yok, hayır ben avukat olacağım dediğimde şimdi tabii öğretmen olsaydım dediğim bile olur, öğretmenlik de çok saygın bir meslek, çok kıymetli. Ama ben o aralar dediğim gibi bu mücadele içerisinde hani böyle daha özgür, daha bilmem adımı meslekte başarımı duyuracağım bir şey olarak görmüşüm o zaman demek ki. Şimdi erkek egemen bir ailenin sana artıları olmuş. Bu alanda çok büyük artıları olmuş. Çünkü biraz da kişilikle ilgili. Hani bu dört erkek bir de baba, her ne kadar siyaseten yok olsa da beş erkek bir anne, evet, sen. Evet tabii tabii. Biraz daha kişiliğin zayıf ya da kabullenen olsaydı tamamen içine kapanmayı, pek çok kadınımızın, pek çok değerimizin tabii, tabii. Bu baskılar altında içine kapanmak zorunda kaldığı bir süreçte yaşayabilirdin. Kişilikle bana de bu tip ilgili. Şeyler mücadele şeyi veriyor. Evet, onun için ve dilerim. Hayattaki bütün olaylarda, yani bu tip olaylar bana hep beni teşvik etmiştir açıkçası, hayatla mücadeleye veya bir şeyleri elde etmeye. Çok da kıymetli bir teşvik. İyi ki. Biz yani hiç, olmayabilirdi dediğin biz gibi. Biz hiç yeri gelmedi, konuşmadık. Ben hiç bilmem babanla özel sohbetlerini. Baban da bu adada çok kıymetli bir isim. Siyasi de hizmetleri olan bir isim. Öyle hatırlar mısın baba kız bir sohbetini, onunla geçen, sende iz bırakan bir sohbeti hatırlar mısın? Yani babam tabii dediğim gibi siyasetin içindeydi daha çok ve iş adamıydı. Ama siyaset tarafına baktığımızda gerçek bir siyasetçiydi. Yani bu adanın gerçek halktan doğma bir gerçek siyasetçisiydi. Ve her zaman halkın yanında oldu. Yani esasında o dönemler, o dönemde siyaset yapanlar ne kadar zorluk içerisinde olsalar dahi parti olayı yoktu biliyorsun. Daha çok benim babam bağımsız adaydı ve particiliğin daha sonradan biliyorsunuz 74 harbinden sonra partiler oluştu ve ortaya çıktı. Dolayısıyla birebir vatandaşla muhabbetin, birebir emek sarf etmenin vatandaşa ve onu tanımanın ve onun için bir şeyler yapmanın tam bir örneğini gösterdi o dönemin siyasetçileri aslında. Yani o da
adım adım adayı gezmiş, halkın yanında olan, tabii iş adamı olduğu için de kendi işi içerisinde de devamlı halkla muhabbet içerisinde olan birisiydi. Babamın bu özelliği tahmin ederim büyürken bizde hem vatansever, milletsever olmamızda hem de toplum için bir şeyler yapma arzusu taşımakta eminim çok büyük bir katkısı olmuştur. Sohbet? Sohbetlerimiz... Yani hatırlayamayacak kadar az mı? Yok, yok. Çok sohbetimiz olurdu tabii ki. Ama bunlar daha çok babam aynı zamanda bu hem toplumsal değerlere hem de mesela dinine çok düşkün bir insandı. Mesela bana bildiğim tüm duaları babam öğretti. Öyle mi? Tabii. Ve annemize, babamıza, ailemize şükür, bütün ihtiyacı olanlara dua ederdik. Ay ne güzel bir şimdi, şey. Şimdi evet. Ve o kadar bir alışkanlık ki ben mesela duamı yapmadan uyuyamam şimdi. Hala devam tabii ediyor yapıyorum. O babandan kalan. Olmadığında yani herhangi bir durumda yani şey olurum zaten bir şey eksikmiş gibi gelir bana. Ve çok da güzel bir şey. Ben de evlatlarıma ama daha çok abim bize ziyaretlerinde abim aynısını yaptı. Hangi benim kızlarıma. Abi? Nida abim. Nida abi. Ve onlar da şimdi aynı alışkanlığı edindiler. Bence çok güzel bir şey tabii ve özellikle hem tabii şükretmek. Yani biz şimdi görüyorsun bu pozitif düşünceler ve bütün dinlerde bu şükretmek var. Aynı zamanda dediğim gibi diğer pozitif düşünce şeylerinde de fırsatlarında da her olay şükretmekle başlıyor. Biz babam sayesinde Allah rahmet eylesin meğer şükretmeyi çok çok küçük yaşlardan her akşam yapıyormuşuz. Yani yediğimiz içtiğimiz için ve sahip olduğumuz her şey için şükretmeyi o küçük yaşlardan başlamışız. Yani bizim için şükretmek sonradan öğrenilecek bir şey değil zaten. Onu öğrenmişiz. Bir de bütün yakınlarımız, kardeşim, bizim annemiz, babamız için de dua etmeyi. Zaten en kıymetli dua bir başkası bir için başkası yapılan duaymış. Bunu da sonradan öğreniyoruz ama bunu aile değerleri içerisinde öğrendiğimiz için de kendimi şanslı hissediyorum aslında. Bu anlattığından hakikaten çok etkilendim. Çünkü sen de beni tanıyorsun. Ben şükrü ve insani ilişkilerde de teşekkürü çok önemsiyorum. Sadece şikayet üstüne kurulu bir düzende şükrü çok unutuyoruz. Evet. Bu yüzden de hani çok hakikaten etkilendim. Nurlarda uyusun. Allah gani gani rahmet eylesin babana. Evet. Çok hoş bir anı geldi hakikaten. Şimdi babamla ilgili bir anı da bunu bir gazetede röportajda söylemişim. Sonra röportajı okuyan birisi hatta yanılmıyorsam polisti kendisi bana bir limon ağacı getireceğini söyledi bu yüzden. Niye limon ağacı? Dilek. Şimdi bahçemizde şu an Lefkoşa Deniz Plaza'nın olduğu yerde bizim bahçeli bir evimiz vardı. Bu evde 60'larda oturulmuş. Bu evde daha sonra 60 olaylarından dolayı ev terk edilip Köşücüklük'te kiracı çıkmışlar bir eve. 74'ten sonra artık tabii ondan sonra ben kaçtık ayrıldıktan sonra o evden ben doğuyorum. Yani ben 74'ten sonra gelişti artık o evde oturmaya başlıyoruz. Ben de bahçede oynarken çocuk aklı işte limon ağacının gövdesi biraz kabarmış. Ama böyle çok tatlı tatlı soyuluyor o gövde. Yani kabuğu, böyle çıkardım. Dış kabuk. Evet dış kabuğu soydum ben biraz bir miktar. Hepsini değil ama bir miktar hatırlıyorum. Babam çok kızmıştı bana. Şimdi dedi bu limon ağacı ölebilir. Yani keşke bunu yapmasaydın. Ay nasıl üzüldüm Dilek. Yani birini öldürmüş gibi tabii ki. Yani dua ettim limon ağacı için. Çok şükür limon ağacı ölmedi. Ama bunu bir röportajda ben söylemişim. Sonra birisi bana dedi size bir limon fidanı getireceğim dedi böyle. Getirdim yani o fidanı. Bunlar da değerler işte bak işte. Yani işte bunlar da bir işte hayatta bazen şeyleri karşılaşınca kendine iz bırakan anıların ve değerlerin oluyor onlardan kaynaklanan. Şimdi hatırlamaya çalıştım. Söyleyeni hatırlayamadım. Sohbetim bana bir cümleyi hatırlattı.
çocukluğu insanın ana vatanıdır. Doğrudur. Hakikaten çocukluk insanın ana vatanı. Doğru. Bugün sahip olduğun bir sürü özellik. Her şeyi onda öğreniyorsun. Şimdi bak, o kadar ilginç hikayeni anlattın fakat ki. Fakat bana dün geçen günde, adını da analım sevgilerle, Canev Hocam, ben çok sevdiğim bir İngilizce hocam, hatta program yapmıştı kendisine. Aldık programa da, evet. Kendisinin birisinden öğrenmiş. 7 yaşı var onun dedi. Ne demek 7 yaş? 7 yaş demek ilk 7 yaşta öğrendikleriniz, evet, ailenizde. Yani o değerler 7 yaş demek. İlk 7 yaş. Yani çok önemli. Çok. Bu arada babam için, babamı sordun ya Dilek. Şimdi babamın bize bıraktığı en güzel miras yaptıkları. Hmm. Halen karşıma çıkıyor. Mesela Ersin dolayısıyla bir yere gittiğimizde, köylerde özellikle böyle oturup sohbet ederken bir yaşın üstü kişiler... Aa, siz Kemal Deniz'in kızı mısınız işte diyor. Biz ne onundan köylerde dolaşmıştık. Biz onundan bunu yapmıştık. Ya birisi birisinin çocuğunu okuttu. Ya birisi, yani babam okutmuş. Veya birisine bir yardımda bulunmuş. Onu yaptı bize, bunu yaptı diye diye. Yani böyle güzelce anılan. Yani diyorum ki geriye baktığımda bu da bizim için, hepimiz için birer ders. En güzel miras işte bu insanın bıraktığı izdir. Zaten hayat... Maddi değil, manevi yani. Hayat bu manevi izlerin bileşkesinden ibaret. Diğer maddi kısmı o kadar sanal ki. Gerçek olan manevi izler. Şimdi biraz da anneni konuşmak isterim. Hı hı. Babana tekrar rahmet dileyerek. Annen dendiğinde Allah sağlık, uzun ömür versin. Amin. Birlikte zamanlarınız sağlıklı, amin, olsun. Annen dendiğinde çocukluğundaki annenden kalan izler sana. Şu an sormuyorum. Evet. Annem yani hep çocuklarına düşkün, böyle çok çocuk isteyen bir anne. Belli. Zaten onu da yaptı. Belli. Çünkü neden? Büyük ihtimal kendisi öksüz büyüdü. Annesini, yani benim anneannem, annem 5 yaşındayken, hamileyken vefat etti, yani doğum esnasında. Nasıl? Doğum esnasında vefat etti. Ayten ablaya çocuk mı yok? Çocuk da öldü. Ha, kardeşi. Evet tabii. Annem 5 yaşındaydı. Pardon. Yani annem 5 yaşındayken annesini kaybetti, öksüz kaldı ve annemi teyzesi büyüttü. Hı-hı. Teyzemize anneanne de dedik o yüzden. Tabii bir, yani anne, yani teyze annenin yarı anne derler değil mi? Yarısıdır, anne yarısı anne derler. Anne yarısı derler ama yine de tabii kimse annenin yerini tutamaz. Dolayısıyla kendi de çocuklarını büyütürken bu yüzdendir ki, bir de sebebi büyük ihtimal çocuklarına çok düşkün oldu. Bizi, hepimize fedakarca büyüttü. Doğrusu yani o da çok güzel değerler kattı bize. Çok, her zaman çok güzel bir anne örneği oldu. Kendisi yapabileceğinin en iyisini yapmaya bir anne olarak çalıştı. Haleda da öyle. Yani tabii, annelikteki rol modelinde. Ve şeydi de, annem böyle hep böyle, hani hep mesela ben övündüm. Annem güzel bir kadındı. Yani hep böyle güzelliği söylenen bir kadındı. Haleda da söylenir. Yani hep böyle bir yere girdiğimizde, bir ortama, birileri der ki, onun 5-6 yaş küçükleri falan olur. Biliyor musun annen ne kadar güzel bir kadındı. İşte gelip onu misafirliğe geldiğinde teyzesiyle seyrederdik. İşte buraların en güzel kadınıydı bilmem ne. İşte o dönemlerin en güzel 2-3 kadını sayılır falan. Hep hoşuma gitti tabii benim de. Hatta bir tur gezmemizde annem, ben, Dilek ve iki kızımız, işte benim iki kızımla. Şeyde, asansörde çıkıyoruz. Cane bunu çok anlatır, benim büyük kızım. Diyor ki, orada turda olan bir kadın, diyor ki işte, diyor, ne güzel kadınsınız diyor, artist gibisiniz diyor. Ben de diyorum evet, annem öyledir dedim. Yani evet, annem öyledir, hep öyle söylenir falan. Yok kızım diyor, ben sana söylüyorum diyor. O kadar yani, alışkın. Yani ben o kadar alıştım alışkınsın ki. Canım hep bunu anladır yani bir şey olduğunda. Şimdi çocukluk ana vatansa tabii, bir çocuğun ana babayla gurur duyması en büyük ihtiyacı aslında. Huzur içinde büyüdük. En güzel en şey güzeli, bu. Huzur, evet, ve sevgi. Evet, evet. Ben hep şeye inanırım. Olmayan bir şeyi veremezsiniz. Evet. Hani paranız yokken nasıl bir şey alamazsanız. Evet. Eğer sevgi almadıysanız, sonradan sevgi vermek için
biraz çaba gerekiyor. Ama kimi çocuklar anasız babasız yuvalarda büyüyorlar. Orada sevgiyi onlara verenler olursa eğer, o kadar sevgi dolu oluyorlar ki. Evet, evet. Yani hayata şanssız başladılarsa. O da hepimizin görevi Dilek, evet, aslında. Bu anlamda o sevgiyi doldurmakta, evet, diğer insanların. Bu koruyucu annelik çok önemli. Evet, bu görevi. Ama şimdi o konulara, evet, girmek istemiyorum. Evet, hayat, evet, yolculuğuna devam ediyorum. Kardeşler arasında tabii sevgiyi sormuyorum. İletişimin en güçlü olduğu hangisi? Benimle iletişim. Senin yani... Sevgi aynıdır. Hiçbir şey sormam. Ama tek kızsın. Doğal olarak erkeklerle iletişimin o dönemde sınırlı alandadır. Ama böyle bir dertleşebildiğin, derdin olduğunda kapısını çalabildiğin kardeş hangisi senin için? Şimdi Dilek, bunu sormadın ama şimdi küçükken ben tabii ki tek kız olduğum için böyle kız kardeşlere özenirdim. Yani derdim ki aman bir de kız kardeşim olsaydı ne güzel bir şey falan derdim hep. Hatta kendim de böyle hep iki kız olursa hem böyle kardeş, kız kardeş olurlar diye düşünmüştüm. Ama şu an düşündüğümde ve baktığımda çok hoşuma gidiyor böyle, yani abicim dedim de ben kendim çok böyle içten, evet, yani çok böyle seve seve söylüyorum bu kelimeyi ve çok memnunum, mutluyum abimlerden dolayı. Hepsinin ayrı özelliği ve ayrı yeri var aslında. Şimdi kardeşim mesela küçük açısından ben abla olduğum için ona karşı böyle bir koruyucu ve ona karşı bambaşka. Yani işte bir koruyuculuk da var onun içerisinde. Doğumundaki heyecanından belli zaten. Evet, o da bana hiç abla demezdi ama büyüdükten sonra ablacık ablacık der mesela bana. Ablacık nasılsın ablacık falan. Bambaşka bir şey var. Çok da iyi bir insan tabii aynı zamanda. Büyüklere karşı da üç abi, üçünün de gerçekten farklı özellikleri var. Nida abim daha duygusal. Dolayısıyla daha duygusal boyutta onunla sohbet edebilme şeyi var, durumu var. Turgay abim daha böyle şey birisi. Yani onun böyle bir, mesela üniversitede okurken açıkçası o mesela gelir gider ve böyle baba gibi de ilgilenirdi bazı şeylerle. Mesela ev bulunacak, ev taşınıyor, bilmem ne. İş için gelirdi, beni de alırdı yanına falan. En büyük abim, Derviş abim, o da şeydir böyle, yani geçinemeyeceği insan yoktur. Çok uyumlu bir insandır. Anlatmayı, paylaşmayı sever aslında çok. Böyle huysuzluğu şeyi hiç yoktur ya, böyle yani pamuk gibi bir insan derler, o da öyledir. Ya hepsinin ayrı bir özelliği var, sevdiğim özellikleri var demek istiyorum. O zaman hepsiyle farklı alanda iletişim kurabilme gibi de bir şansın hepsiyle, var. Hepsiyle, hemen hemen şansın hepsiyle var. Ama en çok Nida abimle kuruyorum açıkçası. Onu da söylemek gerekir. Daha çok sohbet ettiğimiz. Belki de daha duygusal olduğu için. Evet. Yani evet. Duygusal insanların sohbeti aileye de... Aileye de düşkün. Evet, evet. Yerine koyabildiği için daha farklı, evet, oluyor. Öğrencilik hayatında nasıldın Sibel? Öğrencilik hayatında yani... İyi bir öğrenciydim. Yani özellikle ortaokuldan itibaren böyle sınıfın böyle her zaman en iyilerinden oldum. İlkokul dönemim öyle çok iyi, çok böyle bir ikinci, üçüncü olacak biri değildim. Orta bir öğrenci. Ama ortaokulda böyle bana bir şey geldi herhalde. Daha böyle meraklı, daha böyle şey falan. Bir de ben hep herkese de tavsiye ederim. Başarının tadına varmış insanlar onu bırakmak istemez. Çocuklarınız için de derim. Yani o çocuk böyle iyi notlar almaya, başarılı olmaya başladı mı, kendisi zaten vazgeçemez bundan. O tada vardı mı. Dolayısıyla ortaokuldan itibaren hep böyle iyi bir talebe oldum. Yani gözde bir talebe oldum. Hatta babam böyle okulayla birliği toplantıları falan olur ya, ya da çocukları sorduğunuz o öğretmenlerle konuştuğunuz toplantı sonrasında geldiğinde babacığım derdi, gözlerimi yaşarttın yine, gurur duyuyorum seninle derdi. Yani iyi bir talebe oldum. Ya güzel arkadaş, sosyaldim ya, arkadaş ilişkilerim benim her zaman iyi oldu. Bilmiyorum ikizler burcu olduğum için mi ne, ben öyle, sen de bilirsin, ben öyle insanları bir araya getirmeyi bayılırsın, toplamayı, böyle birini kendime saklamam genelde. Yani dileğiyle ben arkadaşsam ve bilmem Ayşe varsa, bilmem ne varsa onlar da tanısın onu. Hep birlikte olalım var bende. Bazısı öyle şey yapar. Biliyorsun yani, evet, niye
ayrı tutmuyorsun gibi. Ben severim öyle herkesi bir araya toplamayı, tanışmayı. O yüzden de yani hoşuma yani giden bir şey. Yani okul hayatından da itibaren sosyal ilişkilerin öyleydim. Hep tabii, sıcak. Tabii tabii hep öyleydim. Bugünden bugüne süren arkadaşlıkların var, var mı? Ya, hiç kopmayan. Var. Çok tatlı, bambaşka. Yani şimdi o arkadaşlarıma da baktığımda ben her yaşta insan çok iyi arkadaşlar edinebilir. O şeye katılmıyorum. Yani işte ne hangi arkadaş olursa çocuklukta yapılan arkadaştır diye değil bu. Hayat sizin karşınıza çok iyi arkadaşlar her zaman çıkarabilir, her yaşta çıkarabilir. Siz o aynı bakış açısını, aynı ortak özellikleri bulduğunuz zaman zaten kendiniz gibi, kendinize daha çok benzeyen bir arkadaş bulduğunuzda zaten o çok güzel bir arkadaşlık ve dostluk hatta olabiliyor. Ama böyle birkaç arkadaşım var özellikle. Çok da iyi insanlar ve yani bambaşka tabii, onları da çok seviyorum. Çok çok kıymetli. Gerçekten. Bir de insan sevmek lazım ya. Şimdi düşününce o bambaşka bir şey. Yani insan sevgisi yani, o, var mı? Olmayan insan var. Ben cevabım da var. Soruyu sordu, cevabı verdi. Bunu da ayrıca konuşalım. Çünkü ben bu programda kendimle ilgili hiçbir şey bahsetmeyeceğim ama yazılarımı da okuyanlar bilirler, programları da izleyenler bilirler ki benim vücudumda kan yerine sevgi dolaşıyor. Evet, o yüzden hayatın öyle bakmak lazım. En tılsımlı şeyi sevgi. Evet. Keşke herkes bunu bolca kullansa. Şimdi sana çocukken sorduklarında işte öğretmen, hayır, hukuk diyordun. Hukuk yolu nasıl açıldı? Hukuk okuma yolculuğu nasıl oldu? Şimdi babam birazcık mutasip. Dolayısıyla yani beni hem istiyor üniversiteye gideyim hem de öyle fikirleri var. O yüzden bana dedi ki hukuku da okumayı kendisi istemiş. Ama gidememiş, okuyamamış. Bu arada gerçekten öğretmen. Öğretmen baba. Babam. İstemiş, hatta kabul edilmiş İngiltere'de bir okula ama annemle evliydi ve annem kabul etmemiş gitmeyi. Şimdi hukuk içinde kalmış babamın. Dolayısıyla ben hukuk okumak istiyorum dediğimde hayır da diyemiyor bana. Şey diyor, peki hukuku kazanırsan gidersin. Hukuk kazanmazsan üniversite yok. Hedef. Çok şükür ben ilk tercihimi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk tercihimi de onu kazanıyorum. Çok büyük hevesle beni üniversiteye götürdü gerçekten. Bu da güzel ana. Evet, evet. Yani o sevindiydi, çok hoşuna gittiydi. Sibel, hiç şey sorguladın mı? Baban kazan git derken sana güvenle mi dedi, isteği gerçekleşsin diye? Yoksa mutasip yanı ağır bastı da belki kazanamaz kızım gitmez mi dedi. Sorguladın mı hiç bunu? Yok, kazanacağımı tahmin ederdi. Ediyordu. O. Beni biliyordu. Ediyordu. Evet. Ama o da iyi oldu belki de. Bir kamçı daha dilek. Tabii, yani. Tabii. Yani hukuku kazan yoksa gidemiyorsun. Böyle. Kamçı gittik biz hayatımızda. Yani bence biliyordu. Biliyordu. Belki bile bile bana böyle bir şey vermek istedi. Motivasyon. Yani motivasyon adına kamçılanmak. Ben de zaten kıymetli. Öyle istiyordum yani. Evet. Peki İstanbul'a gittin. Yalnız mı gittin? Yok. Galiba işte yazılmaya gittik üniversiteye. Hayır, mutasip müthiş dedin ya, nasıl gönderdiler İstanbul Üniversitesi seni. Biliyorsun o evet. Şey esas İhtişam. O kapıyı biliyorsun orada. Sultanahmet'te şahane bir şey. Bir de İstanbul'a vurulmuşum ben daha önce de. Çünkü şöyle ki Ankara Hukuk biraz daha yüksek puanı ama ben ille İstanbul istiyorum. Çünkü gezmeye gidiyoruz ailemle. Ben İstanbul'u beğendim, o Boğaz. Yazın gittik tabii. Nasıl bu otobüslere bineceğim hiç farkında değilim. Otobüse binmedik çünkü. Yani insan o zaman zannediyor ki çok rahat bir üniversite hayatı. Halbuki öğrenci olmak bambaşka, gezmek başka bir şey. Aşk kaç yaşında başladı İstanbul aşkı? İşte yani üniversiteye gitmeden önce yani 15-16. Yani çarşıya gidiyorsun, oralarda Boğaz'ı görüyorsun falan filan. Yok, Kıbrıs'ta hiç... da çok bir şey yok o zamanlar. Hiç, yani. Mi? Dolayısıyla bayılıyorum İstanbul'a, diyorum ki ben İstanbul'da okuyacağım işte. Büyük şehir, güzel bir şehir, Boğaz falan. O yüzden de tercihlerimiz zaten İstanbul Hukuk 1, Marmara Hukuk puanı daha düşük olmasına rağmen 2. Çünkü İstanbul olsun. Ankara'yı kazanırım, Ankara 3 o yüzden. Ankara Hukuk daha yüksekti biraz. Burada şeyi merak ettim de İstanbul'a gidişi sordum. Babam mutasip dedi ya, sen ne kazandın, seni nasıl yolladı? İlk gidişini soruyorum. Şimdi işte ilk gidişte gittik, babam büyük bir hevesle benimle seni gitti. Seni baban? Yazıldık, annem var, babam var, okula yazıldık, döndük sonra.
Sonra eve yerleşmeye, evde kaldım. Ben hiç yurtta kalmadım. Şanslıydım o açıdan. Çünkü ailece tanıdığımız İskenderunlu bir ailenin kızı hukukta 3. sınıftı Feyza. Çok arkadaş olduk sonra. Tanıyorduk birbirimizi. Aynı üniversitede 3. sınıf okuyor. O da ev arkadaşı arıyor. Şanslıydım yani o yönde. Dolayısıyla aileyi de tanıdığı için annem, babam çok rahatça ben bir eve gittim ve Feyza ile kalmaya başladım. İstanbul'da Fındıkzade'de kalmaya başladım. 2 sene onunla kaldım zaten. Sene kaç, gidiş sene? 85. İyi döneme gitmişsin. Evet. İyi bir dönem gittim. Türkiye için. Çernobiller biliyorsun işte. Yok, ben ama siyaseten şey yok, dedim. Siyaseten, evet, anarşinin olmadığı bir dönem. Rahat bir dönem. Hatta Dilek, iyi ki yok ha, okuyamazdım gerçekten. Çünkü bir defa okulda olay çıktı ve bir anda yüzlerce asker okula girdi. Ödüm koptu, hiç unutmuyorum ya. Nasıl yaşamış o anarşinin içinde, nasıl okumuş daha doğrusu büyüklerimiz, çok zor. Hele hukuk, biliyorsun, bu işlerin tam merkezidir. Yani bu olayların, öğrenci hareketlerinin en çok başladığı yerler hukuk fakülteleri ve siyasal bilgilerdir. Neyse ki o döneme rastlamadık yani. Evet, şanslı bir dönem. Şanslı bir yol arkadaşı bulmuşsun ev için. Ev için. Yani evet, gerçekten. Arkadaşlarım hep iyi oldu. Evet. Ailenin de içi rahat. Arkadaşlar. Üniversite döneminden böyle çok çarpıcı bir anı var mı? Hemen çağırıyorum ilk gelen. Şimdi üniversite 1'e gittiğimizde şimdi 3 Kıbrıslıydık. 3, 4. 4 Kıbrıslıydık ilk önce. İkisini tanımıyorduk, orada tanıştık. Süyen vardı, Barlasoğlu, liseden benim, onu tanıyordum. Fakat bu 4 arkadaşın 2 tanesi 1. sınıftan sonra, birisi 2. sınıftan sonra, hatta 2. bitmeden diğeri ayrıldı. Yani biz mezun olan 2 Kıbrıslı olduk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden. O zamanlar Dilek, Kıbrıs'a geri dönenler senede böyle 1, 2, hadi 3 mezun dönerdi en fazla. Şimdiki gibi değil. Onlarca mezun veriyoruz her meslek dalında. Bizim de üniversitelerimiz var burada ama o zaman daha azdı tabii ki. Yani güzel bir üniversite dönemi geçti. Çarpıcı bir anı gelmedi aklına. Ben şimdi merakla soruyorum ya. Hiç anladığım kadarıyla evde yaşadın, bolca ders çalıştın. Başarmak adına, doğru mu anlıyorum? Yani ilk senemde ben korkutuldum. Dediler ki, ev arkadaşım özellikle hukukta okuyor. Hukuk çok zordur. Bu Roma hukukundan kalan senelerce veremez. İşte falan filan dedi, iyi oldu. Çünkü daha disiplin oldum. Ben ilk sınava girdim Haziran'da. Bizim hukukunda sistemi farklı. Bir şeyde girersiniz. Yani Şubat'ta sınavımız yok bizim. Vizelerimiz var. 4 vize var. 4 vizeden sonra bir tek son sınav var Haziran'da. Haziran'da geçemeyen Eylül'e kalır. Neyse Haziran'da ben bir tek anayasadan Eylül'e kaldım. Romalar, bilmem şeyler, medeni hukuklar hepsini geçtim. Arkadaşım. Çünkü o kadar beni bir korkuttu ki disiplinli. Ama ikinci sınıfa attım o korkuyu, çok kötü. Çünkü ben geçtim ya. İkinci sınıfa o korku kalmadı. Korkunun kalmaması da bazı sınavlardan kalmama sebep oldu tabii ki. Evet. Ya hep seni demek ki bir şeyin motive etmesi gerekiyor. Kırbaçı. Yani kırbaçı tabii çok olumlu yani anlamda, motivasyon anlamında evet. Alıyorum. Sana bir hedef konulması ve onun önündeki engellerden bahsedilmesi evet, gerekiyor. Evet, aslında öyle. Şu ana kadar dinlediğim Sibel'de konu bu. Öyle. Sayın Ersin Tatar'la yollar nasıl kesişti? Evet, üniversite son sınıf değilim henüz. 3. sınıf bitti üniversitede. Kıbrıs'ta tatildeyim. Yani aracı tanıdık bir aile. Kendi ailesi de öyle. Görücü usulü. Görücü usulü sayılır bizim şeyimiz. Ama öyle tepsi tuttuk geldi falan öyle değil yani. Yani bir yerde limanda organize işler. İşte orada tanışıyoruz. Sonra bana yemeğe çıkmayı teklif ediyor. Yemeğe çıkıyoruz. Yani görücü, mörücü öyle başlayan bir şey ama ayarlanmış bir şey yani. Sonra İstanbul'a geliyor.
O İngiltere'de oturuyor çünkü o arada çalışmaya başladı. Ben de üniversite son sınıf oldum. Yani aranızda kaç yaş var? 6 yaş var. 6 yaş var. Yani burada birkaç defa görüştük yazın. Bir dakika, bir hızlanmadan ilk limanda gördün. Evet. Niyeti de biliyorsun, bir organizasyon var. O da biliyor, var. Ben de o biliyorum. Da sen de. Evet. İlk gördüğünde ilk intiban neydi? Yani fena değil dedim. Yani kötü deseydim herhalde tekrar devamı gelmezdi. Tekrar olmazdı. Devamı gelmezdi. Ya ben çok şey olmadım Allah'tan. Öyle çok şey bir insan değildim. Yani çocukluktan beri böyle aşık olan insanlar var. Ben öyle olmadım açıkçası. Böyle biraz otokontrolü fazla bir insanım. Sen hiç aşık olmadın mı? Olmadım. Gerçekten mi? Gerçekten. Gerçekten. Ama. Evet, yani öyle bir bazıları böyle ilkokula yollarsın, yuvaya yollarsın. Hemen hoşlanmaya başlar birinden. Ama ben işte buna aşık oldum, buna aşık oldum. Hepimizin çocukluk aşkı vardır. Evet, evet. Ben o konuda biraz şey. Peki. Ama demek ki olumlu karşılamışım. Olumlu karşıladık. Yemeğe çıktık. Ondan sonra o ayrıldı, geri döndü. Tatili bitti, benim bitti. Ben İstanbul'a, o İngiltere'ye gitti, Londra'ya. Sonra Ersin bana yazmaya başladı. Bak mektup varmış. Mektup vardı o zamanlar. Ben gittim de İstanbul'a kutuda, yani posta kutusunda mektup buldum. Ha, gittiğinde buldu. Ersin'in mektubunu buldum. Aa, çok güzel. Ondan sonra telefon açmaya ve evde telefon yok, Dilek çok kötü. Cep telefonu hiç yok o zamanlar. Nerede? Ve iki tane komşum var. Bir tanesi bir anne ve iki üç tane kızı var, çalışıyorlar. Hı. Ve ben böyle balkon atlayıp gidiyorum. Böyle yan yana balkon var. Aman abi, ne yıllar. Bir de yukarımızda oturan birisi var. Nurten teyze diyoruz. Bir de ona, yani Ersin çok rahatsız etmesin diye hemen hemen de her gün beni arıyor. Bir balkondan atlıyorum. Yan tarafa. Ertesi gün yukarı çıkıyorum. Nurten teyze çağırıyor. Sibel diye yukarı çıkıyorum. Sonra Ersin tabii İstanbul'a geldi. Sonra dedi ki, Sibel dedi, ayıp olur dedi, biz dedi bir söz yüzüğü takalım dedi. İşte kendi kendimize öyle. Ha, kendini öyle. Bir annem var, bir Nurten teyze, bir de ev arkadaşım Tijen var. O bir kadar. Bir dakika bak Sibel. Bizim söz yüzüğümüz öyle. Biz isteme de yok, bizde isteme de olmadı. Ne yaptı? Yüzükleri aldı eve geldi. Ha. Ve biz Nurten teyzemiz. Anne. Annem, Tijen. Ha. O da ev arkadaşı. Tijen Çağdal, benim ev arkadaşım Kıbrıslı. O da işletmede okuyordu. Onunla biz yüzüklerimizi taktık, gitti. Söz yüzü. Evet, şahane. Sözlendik. Evet, şahane. Öyle. Sonrası nasıl üniversite geldi? Üniversite son sınıfım ben. Ersin bu arada fırsat buldukça İstanbul'a geldi işte. İstanbul'a geldi, gitti. Sonra yaz geldi. Yaz oldu. Benim apar topar oldu çok böyle bu düğün şey, çünkü uzakta olduğu için şimdi sizin yani nişanlınız işte sözlünüz uzakta olunca bu işler hem çok uzayamaz, bir yere varmaz çünkü görüşme imkanınız daha az. Dolayısıyla bu iş tabii evlilikle bitecekti, biraz hızlı oldu çünkü ben Eylül'de sınav verdim Dilek, Ekim'de de evlendik. Habire. Yani böyle bir çok şeyle oldu. Peki evlendiğinde eşin olan kişiyi tam olarak tanımış mıydın, sonradan mı tanıdın? Yani bu kadar hızlı olduğu için sordum. Evet, yani tam anlamıyla tanıdığımı söyleyemem. Ama tanıdım da bir de şeye bakıyorum Dilek şimdi. Bazı insanlar 10 sene birlikte yaşıyor. Bir bakıyorsun evlenmiş, 5 ay sonra ayrılmış. Çok örnek. Yani bunun ölçüsünü bilemiyorum. Yani gerçekten tanımak gerektiğine inanıyorum tabii ki. Yani kızlarıma da nasihatim bu. Hiç acelemiz yok. Birbirinizi tanıyın diyorum. Yani olabilecek bir arkadaşlık için. Bu nasihati ediyorum. Mümkün olduğu kadar birbirlerini tanımalarını istiyorum. Ama tam bir uzun bir şeyimiz olamadı. Tabii ki işte tatillerde dediğim gibi geldiğinde 2-3 gün, 2-3 gün. Ama yine de en çok hoşuma giden balkondan balkona atlama. Her seferinde de farklı adres. Evet, çok hoş. Çocuklar hangi yıllarda doğdu? 92 ve 94. 92, 94. Şimdi tabii ben bütün ezberimi temizledim ama bildiğim bir şey var. Çocuklarla ilgili de bir uğraş verdiğiniz. Onu ben bir paylaşmanı isterim.
bu taşıyıcılıkla evet, ilgili. Evet, evet. Şimdi tabii Kıbrıs'ın genelinde olan bir şey. Çoğu seyircimiz de bunu biliyor. Kıbrıs'ta yasal bir zorunluluk haline getirildi. Evlenecek olan her kişi bu tahlilleri yaptırıyor ve taşıyıcı mıdır diye bir görülüyor. Yani evlenmeden önce biliyorsunuz. Ne mahsuru var? İki taşıyıcından dörtte bir oranda her doğumda bir talasemiya hastası, bir çocuk sahibi olma durumu var. Dolayısıyla biz de testlerimizi yaptırdık. Ben daha o zaman ya sınav veriyorum Dilek ya da daha daha yeni yeni tanıştık. Belki de başı bu. Yani İstanbul'a gelip gidiyor ya Ersin. O aralar deniliyor ki yani hemen de evleneceğiz, Ersin evlenmek istiyor. Dolayısıyla bir test yaptıralım bakalım denildi etraftakılar. Testte ikimiz de taşıyıcı çıktık. Taşıyıcı çıkınca tabii her şey böyle birazcık şey oldu. Yani yani yine de kolay bir şey değil. Dolayısıyla Ersin'in o zamanlar şimdi de profesör olan senin de tanıştığın Erol Baysal. Ay çok sevgili, profesör selam Erol Baysal şu an Dubai'de yaşıyor. Sevgili Erol. Erol çok samimi arkadaşı Ersin'in. Hemen genetik uzmanı Erol bu arada. Erol'u arıyor, diyor ki ya Erol böyle oldu. Sen ara Ersin'i. Sibel'i lütfen, o arada bu yukarıdaki kata Erol da telefon açıyor. Sibel'i ara lütfen ve söyle, yani bunun çaresi var, testlerle yani önlemi var, bu işte amiyosentez oluyor falan filan diye ikna et Sibel'i. Babamı da arıyor Erol, babamı da arattırıyor Ersin, onu da hani ikna etsin. Yani bir önemli değil, artık tıp ilerledi falan gibisinden. Ya böyle bir şey oluyor o ara. Erol alıyor, sevgili Erol'un telefonda duyuyorum ilk sesini. Zaten tanımadan önce kendisini. Ondan sonra çok sevdik ailece, eşini de, kendisini de zaten ben de. Ne kadar sürdü bu süreç çocuk sahibi olmanız? Yok, öyle bir beklentimiz Beklenti yok. Ama biz daha sonra öyle bir zaman almadı. Daha doğrusu işte bir süre sonra evlendikten ben tabii böyle annelik duyguları kadının... Sende de öyle oldu mu? Yani annelik duyguları bir kadında böyle had safhaya varır. Bende oldu. Ve herkesin de bence öyle olsun, anne olsun. Çünkü her türlü fedakarlığa hazırsınız demektir. Anne olmak biraz bana da büyük bir sorumluluk ve fedakarlık çünkü. Ben böyle hamilelere özeniyorum. Yani illa çocuğum olsun tabii, istiyorum istekle. Falan. Ve işte ilk Canev'e hamile oldum ben. Londra'ya teste gittik, amiyosenteze. O zamanlar daha Kıbrıs'ta bu test yapılmıyor. Londra'ya gittik. Londra Üniversitesi'nde amiyosentez yapıldı. Biraz da böyle zor geçti benim şeyim. Bir arkadaşcığımla beraberim. Yalnız gittim ilk testime, yani çok garip. Yalnız gittim ve bir arkadaşım, Londra'da yaşayan bir arkadaşım, onunla beraber işte, hatta böyle başarısız olduk galiba, böyle çok da ağrıdım bilmem ne falan, bir daha mı yapmak gerekir, ben şey yaptım falan. Bayan Model diye bir bayan var, oranın kürsü başkanı. Vallahi kesiyorum. Neden yalnız gittiğini merak ettim. İkinci bölüme o soruyla başlayacağız ama hayat yolculuğuyla birlikte de yavaştan seçim sürecine gireceğiz sohbetimizde. Değerli izleyenler, çok kısa bir ara sonra karşınızdayız. Gerçekten empati duygum çok yüksek olduğu için şeyden etkilendim. Hem kaygılısın hem heyecanlısın. Hem de tek başıma gittim. Niye tek başınasın? Yani ya onu çok merak ettim. Benim için böyle işte. Ben kalkıyorum, yaparım deyip gidiyorum. Hep böyle oldum, biliyor musun? Ondan sonra anladım tabii, yanımda biri olsa iyi olur ama sağ olsun Süyen Akpınar benim lise arkadaşım. Oradaydı. Ve bana çok yardımcı oldu. Yani yanımda durdu, etti falan filan. Kendi kararın, hiç kimseyi evet, beklemeden. Yani evet, hiç nazlı bir insan değilim ben. Sen beni tanıyorsun. Yani ben ezber sildirmiyorum. Yani ben biri yapalım yapalım, hiç naz yapmış değilim, sen değil. Kimseye naz yapmadım hayatımda. Ne eşime,
anneme. Yani bu konuda çok paylaşacağım anı var tabii ama ezber silindiği için senden dinlemeyi tercih ediyorum ben. Annelik büyük bir heyecan, büyük bir sevdayla. Çok güzel bir tutkulu duygu. Evet. Bir bekledim yolculuk. Yani. Hamilelik dönemi benim için inanılmaz mutlu bir dönem mutlu oldu. Bir dönem. Her iki hamileliğimde. Kendimi çok mutlu hissettim hep. Can eve gittik. Testi olduk Dilek. Teste bir hafta sonra falan çıktı. Neticesi şey diye. Taşıyıcıdır, hasta değil diye. Ve ben doğumu gerçekleştirdim. Cinsiyetini de biliyordum Can Evciğin. Kız çocuğu bekliyordum. Oldu çok şükür. İkinci 6 ay sonra hamileydim. 6 ay sonra hamileydim. Tekrar test nasıl yaptı. Nasıl bir istekse o böyle yani, annelik. Evet yani o Allah'tan olmuş bir şey. Yani ben ayarlanmış bir şey değil. Neyse orada dedim ki yani işte bir bakmak lazım. Hani çocuk sağlıklı mı diye. Maalesef hastaydı. Ve ben ikinci çocuğumu aldırdım. Öyle bu mi? Evet. Evet. İkinci çocuğumu aldırdım. Ve 12 haftalık yani neticenin çıkmasına kadar 12 hafta olduğu için yine Londra'ya gittim. Döndüm neticeyi bekledim. Çocuk 12 haftalık oldu. Düşün 3 ay demek. Ve ben kürtaja girdiğimde çıktığımda kürtajdan hüngür hüngür ağlıyordum. Evet, travma yani. Yani doktor tabii. Bey kızdı bana hatta kendine bak kızım nedir falan filan diye. Yani alışıyor çocuğa insan. Tabii. Yani 3 ay. Tabii. Çok mühim bir. Tabii. Onun için ben hayret ediyorum. Bu kürtaj konusunda süreyi uzatmak isteyenlere hayret ediyorum. Yani bir annenin gönlü razı olmaz 3 aylık, 2 aylık bir çocuğu. Yani bu öğrenirkenden bir çocuk aldırmakla 2 aylık, 3 aylık, 3,5 aylık çocuk aldırmak aynı şey değil. Ya anne onlar, onu artık onlar benimsiyor çok, çünkü. Çok derin konular. Evet. Neyse sonra Cansucuk oldu zaten 2 sene sonra. Cansu da taşıyıcıdır. Onu da kontrolünü yaptık. Geldik. Onu dedik sürpriz olsun. Öğrenmeyelim kız mı erkek mi dedim ben. Yani bir de sürpriz hani böyle gözünü açtığında çünkü ben hep sezeryan olduğum için gözünü açtığında diyorum. Normal doğum olmadığı için gözümü açmam gerekiyor. Gerçekten görmem için. Gerçekten gözünü açtığında mı öğrendin sezeryan cinsiyetini? Olduğu için gözümü açtığımda böyle duyuyorum annemin sesini yarı gözüm açık. Sibeciğim çok güzel bir kız çocuğun oldu dedi. Çok hoşuma gitti. Çok şükür. Tabii bunun altyapısında erkekler dünyasında bir ailede yetiştin ya. Şimdi kızlarınla birlikte de bir bambaşka tatmin ve manevi huzur var. Evet, değil evet. Mi? Çok şükür. Erkekli keşke dünyada. Bir tane daha olsaydı. Yani keşke bir çocuk daha yapsaydım. Yani aslında. Yapabilir misin? Bir keşke soruyorsan keşke. Keşke. Keşke var yani. Keşke sordun çok cevapladın. Çok şükür ama evet ileride çok torunlarımız şükür. Olacak. Allah çok, sağlıklı. Evet çok şükür. Tüm evet. Çocuklara hepimizin öyle, çocuklarına öyle. Sağlık sıhhat versin. Evet şimdi artık yavaştan seçim yolculuğuna girelim. Evet. Değerli izleyenler hepinizin bildiği gibi First Lady'lik ABD'de ortaya çıkan resmi olarak bilinmese de literatürde yer alan bir terminoloji. Bizde Türkçe'de karşılığı başbayan denildi ama hiçbir şekilde kabul görmedi. Bu yüzden ben de First Lady olarak devam edeceğim programa. Bir yola çıkıldı. Şu anda tamamı erkek adayların eşler olarak yanında da kadınlarımız var. İlk sorum sana bu yolculukta şu olacak. Sayın Ersen Tatar'ın bu yolculuğunda yanında olman için sebeplerin nedir? Onun diğer adaylarla mukayese edildiğinde artılarını ne olarak görüyorsun? Evet. Yanında olmamın en büyük sebeplerinden biri bir kere benim de açıkçası böyle bir yerde yani böyle bir görevde ben bunu görev addediyorum açıkçası. Yani bir title tabii ki ama bu title'ın taşıdığı bir yükümlülük, bir görev, bir sorumluluk var. Ve bu sorumluluğu bana soruyorsan benim açımdan sana kendimi çok iyi yapacağımı düşünüyorum açıkçası. Yani çok iyi yapacağım derken yani... Hayır, bir... şu anda sana soruyu sorarken şunu bilmek istiyorum. Ersin Tatar
diğer adaylarla mukayese edildiğinde senin için artı yanları nedir? Ha, artı yanlarını soruyorsun. Tamam, ben kendimi sordum zannettim. First Lady'likten girdin de ondan. Evet, First Lady olarak çünkü evet. Bu programları First Lady adaylarıyla da yaptığım için evet, oradan girdim evet, konuya. Evet, evet. Ersin Tatar'ın artıları, birçok artısı var aslında diye düşünüyorum. Bir kere adaylarımızın hepsi çok iyi. Yani gerçekten çekişmeli ve seviyeli inşallah yani. Ve çok iyi bir seçim dönemi yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz bu çekimleri yaptığımızda şu an için itibariyle yani birinci tura yaklaşık bir ay, iki aydan biraz az var. Dolayısıyla önümüzde zaman var. Dolayısıyla böyle olacağını düşünüyorum. Yani tatlı bir çekişmeyle güzel bir seçim dönemi geçireceğimizi umut ediyorum. Zira adayların hepsi iyi eğitimli. Dolayısıyla ve hayatlarında belirli meslekleri olmuş, belirli tecrübeleri olmuş. Çoğu hemen hepsi genel başkanlık yapmış tecrübeli kişiler. Onun için umut ediyorum ve diliyorum ki seviyeli bir seçim dönemi. Ama çekişmeli mi? Evet. O güzel bir şey. Yani bir yarış, bir çekişme olması. Ama seviyeli olduğu takdirde güzel bir dönem geçeceğini düşünüyorum. Ersin Tatar'ın artıları nedir derseniz. Şimdi Ersin bir kere kesinlikle dünya insanı. En önemlisi bu diye düşünüyorum. Ersin Tatar bir kere çok küçük yaşta öksüz kaldığı için ailesi onu bir yatılı okula, İngiltere'de bir yatılı okula gitti Ersin. Dolayısıyla yatılı okul dönemi var. Yani bir Avrupa'da yaşamayı biliyor. Avrupalı ile anlaşmayı biliyor. Avrupalı ile birlikte yaşamayı bilen birisi. Düşünün 11 yaşında yanılmıyorsam, şimdi o da çıkacak programa yanlış olmasın benim dediklerim ama işte o yaşlarda 11-12 yaşında yatılı okula gidiyor. Dünya insanlığı burada. Evet ve işte yaklaşık 30 yaşına gelene kadar orada yaşıyor, İngiltere'de yaşıyor. Evet, dünya insanlığı çünkü orada bir yurtta kalıyor. Ve hocalarını, bir de vatanseverliğine geçeceğim oradan, hepsi bu adaylarımızın öyle ama Ersin'inki niye daha çok dikkat çekici diyeceksin? Çünkü yurt dışında hayatını geçirmiş ve özünü hiç kaybetmemiş bir insan. Yani oradayken Jeff var. Bazı izleyicilerimiz, belki de bizleri tanıyan, çevremizi bilenler Jeff'i bilecekler. Çünkü Jeff, ben bilmiyorum. Jeff, kim Jeff? Jeff İngiltere'deki yatılı okulda, daha doğrusu okulunda, kolejde hocası Jeff. Jeff de futbolu seviyor. Hatta orada takım kurmuşlar, oynuyorlar futbol falan filan. Jeff'i ve arkadaşlarını Kıbrıs'a davet ediyor. Geliyorlar bu yaz tatilinde. Ve Jeff Kıbrıs'ı çok seviyor. Hatta adına Mersin dediği bir ev alıyor. Yirne'nin ne diyorlar oraya? Ne mahallesi diyorlar? Eski Türk Mahallesi. Yirne'nin Eski Türk Mahallesi'nde bir ev satın alıyor. Ve Jeff Kıbrıs'ta yaşamaya başlıyor. Zaman zaman emekliliğinden sonra oraya gidiyor. Onun gibi Ersin birçok hocasını, öğretmenini ve iş arkadaşlarını Kıbrıs'a getirdi. Sevdirdi burayı. Demek istediğim, yani her zaman Kıbrıs'a bağları kuvvetli olan, bir gün Kıbrıs'a gelmeyi umut eden ve İngiltere'deyken de, Türkiye'deyken de hep böyle Kıbrıs Türk derneklerinde ya faaliyet göstermiş, başkan olmuş, ya bütün bu konsolosluk, elçilik etkinliklerine katılmış. Yani ülkesiyle bağını hiç, ve bunun içinde hiçbir şey yok. Zorunluluk yok. Hani bazı ailede illa gideceksin, yapacaksın yok. Orada anneannesi sonradan, yatılı okulun bir döneminden sonra, üniversiteye yaklaştığı dönemlerde dedesini kaybediyorlar. Kıbrıs'ta yaşıyor onlar. Anneannesi yalnız kalınca Londra'ya gidiyor ve iki kardeşi, çünkü Ersin'in kardeşi de yatılı okuyor. İki kardeşi alıyor, bir ev tutuyor ve evde devam ediyorlar hayatlarına. Ta ki üniversite döneminde tekrar Ersin Cambridge'e gidiyor. Ve Cambridge'de devam ediyor tabii annesi, anneannesi de Londra'da. Bunları ondan dinleyeceğim. Şimdi demek istediğim, dünya insanı gerçekten. Ve bir de dünya tecrübesi var. Birçok uluslararası şirkette Ersin çalıştı. Bunlar onun gerçekten vizyonuna çok büyük katkıları olan. Yani Kıbrıs'ın artık bir dünya görmüş, orada yaşamış, vizyonunun içerisine bunu yerleştirmiş ve bağlantıyı da kurabilecek birilerine ihtiyacı var. Yani biz artık Cumhurbaşkanlığı veya her ne mevki olursa olsun Kıbrıs'ta, bu insanların
daha büyük, daha geniş düşünmesi lazım. Yani bizi, Kıbrıs Türk halkını ve Kuzey Kıbrıs'ı dünya ile buluşturacak insanlara ihtiyacımız var. Gidecek, görüşecek. Yani Ersin bir de şeydir, sen de tanırsın, çok atılgandır. Aklına koyduğunu bir kere kesinlikle yapar ama bunun ötesinde de girgin bir insandır. Beklemez. Yani kendi aklına koyduğunu kendi almaya çalışır. Beklemez yani bir şey gelsin. Dolayısıyla bu yerde ve bu mevkide Kuzey Kıbrıs'ı çok iyi yerlere taşıyabileceğini dünyada düşünüyorum. Yani eminim ki Ben Ersin kalkacak, bir Hindistan'a da gidecek, Avrupa'ya, Brüksel'e de gidecek, Amerika'ya da gidecek, durmayacak yani. Herhangi bir görüşmeyi de beklemeyecektir. Yani illaki bir sadece görüşme esnasında, yani görüşmeler esnasında yurt dışına çıkmayı değil, aynı zamanda bulunduğu mevkiyi ve Kuzey Kıbrıs'ı yurt dışına taşımayı çok iyi becereceğini düşünüyorum. Soruma cevap aldım. Yani neden? Bir de kucaklayıcıdır Dilek, onu da söyleyeyim. Bırak artılar diyorsun, madem onu artılar söyleyeyim. Artılar. Şimdi gerçi bu genel başkanlığı döneminde Ersin'in bu kucaklayıcılığı artısı değil, eksisi olduğunu düşünüyorum. Yani biraz Ersin, açar mısın bu konuyu? Ersin biraz daha sert, biraz daha ocudur bucudur diyerek partiyi bu şekilde yozlaştırabilirdi kendisinden, ki bunu geçmiş bazı başkanlarımız yaptı parti içerisinde. Yani kendisi seçildikten sonra, yani biliyorsun partiler kurultay dönemleri yaşar genel başkan bir dakika, olabilmek için. Bir tırnak içinde söylemeye çalıştığın şey, herkesi kucakladığı için otoriter olmaktan çekindiği mi almam gerekiyor? Şimdi normalde herkesle kucaklayıcı olmak otoriteyle bağdaştırılması gerekmeyen bir şey. Ama bizim parti içerisinde bu bir otorite zayıflığı gibi de yorumlayanlar oldu aslında bunu. Halbuki unutulan bir şey. Anlatılabiliyor muyum? Yani böyle alışılmış daha çok. O yüzden böyle bir beklenti var diye düşünüyorum bazı kişiler açısından. Ha, bunu gören de var mı? Gören de var. Ama bunu bir, bu kucaklayıcılığı, bu birlikte olalım, yani benci değil ocuydu demeyip de seçildikten sonra herkesi kucaklamayı beceren tarafını maalesef eksi olarak değerlendirenler oldu. Yani şöyle ki, Ersin kurultay sonrası kendisi karşısında çıkan karşı adayların hepsini gerektiğinde, biliyorsun, bakanlık verdi veya bakan olmasalar dahi onların yandaşlarını da kucakladı parti içerisinde. Bunun esasında ben her zaman Ulusal Birlik Partisi için büyük bir artı olduğunu ve büyük bir kucaklaşma ve birlikte hareket için bir örnek davranış olduğunu genel başkan tarafından söyledim. Ama bazen yüksek otoriteye alışmış kişiler belki onun varlığını hissetmek istiyorlar, o otoriteyi. Mesela bazen Türk toplumlarında, İslam toplumlarında da bu çok vardır. Çok otoriter biri istenir. Yani öyle arkadan gidilir. Bunun Cumhurbaşkanlığı açısından da Ersin için avantaj olacağını. Bizim için değil aslında. Toplum için büyük bir avantaj olarak görüyorum. Diğerini de parti için avantaj olarak gördüydüm zaten. Yani Ersin bir yere geldikten sonra, bir noktaya, bir mevkiye, o mevkinin gerektiği gibi davranır. Anlatabiliyor muyum? Genel başkanken kucaklaması gerekir bütün partilisini. Ocu bucu diye ayırmadan bunu yaptı. Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde de partisinin adayı olsa dahi tüm vatanı kucaklayan bir duruş sergileyeceğine hiç şüphem yok. Hiçbir şüphem yok. Çok net cevaplar aldım. Yani ben burada hiçbir şeye yorum yapmadan sadece soru soruyorum. Cevap aldığım zaman eksik bir şey varsa devam ben edeceğim. Ben tamamlıyorum yani. Yok, eksik bir şey varsa devam edeceğim. Evet. Şimdi benim ikinci sorum var ama ondan önce bunu çağrıştırdığı için. Şimdi çözüm dediğimiz şey uluslararası arenada kabul görmüş yazılı belgelerle kriterlerin kabul edilmesi. Evet. Bana göre burada kendi görüşümü söyleyeceğim. Burada en büyük ihtiyaç barışa var. Barış derken? Barış, hem iç barış hem dış barış. Yani bütün adaylarda kişisel görüş belirteceğim tek alan bu. Barış önce insanın kendisiyle barışmasıyla başlıyor. Bu adada toplum birbiriyle barışık mı Sibel? Değil aslında, maalesef değil, tam değil yani. Değil. Kendiyle yani barışmayan. Yani daha doğrusu niye birbiriyle barışık değil? Aslında barışıktı. Fakat siyasi bazı emeller
bu barışıklığa engel oluyor. Ya da bu barışıklığa nifak sokuyor açıkçası. Yani maalesef yine siyasetten kaynaklanıyor bunlar. Yani bunu bir malzeme yapmak, işte bucular oradan olsun, öbürcüler bana gelsin diyerek, siz eziliyorsunuz aslında, ben sizi koruyorum, benim arkama gelin diyerekten, bu ayrımı yaratanlar onlar. Bunu halkımız da bunun oyununa gelmesin lütfen şimdi açıkçası. Şimdi bunu sen bir siyasetçi eşi olarak görüyorsun. Siyasetçiler niçin bunu görmüyorlar? Hayır, işte alet ediyorlar. Bazıları. Bazıları. Bazıları tırnak diyorum. İçinde bazıları. İşte kucaklayıcı olmayanlar var. Hı hı. Ayrımı kendilerine siyasi bir malzeme olarak tercih ediyorlar. Çünkü ayrımdan besleniyorlar. Yani ayrım olduğu takdirde ve bunu ortaya koydukları takdirde o ayrımın bir kısmını kendi arkalarına çekmeyi tercih Peki, ediyorlar. Sibel, bazıları dediğinin sayısı çok mu? Şu son zamanlarda çoğaldı, siyasette çoğaldı. Yani bu parti nezdinde de, aday nezdinde de maalesef. Ama bize hiçbir faydası yok Dilek. Yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sen beni tanıyorsun. Bunun bize hiçbir faydası yok. Yani dünya artık ırkçılıktan nefret ediyor, değil mi? Yani daha doğrusu ırkçı olan çok topluluklar içerisinde dünyada insan olsa da, mesela bakın Trump'ın ne kadar antipatik geliyor ırkçı söylemleri, değil mi? Enderası. Ve büyük bir ihtimal bu seçimi kaybedeceğini düşünüyorum. Mesela, ki öyle gerekiyor. Dolayısıyla yani biz kendi aramızda ırkçılık yaratacak bazı söylemlere de fırsat vermeyelim. Bu bizi küçüldür, verimsiz kılar. Yani önümüzü açmak için kucaklayıcı olmak gerekiyor. Bu bizim sadece Türk'le Türk değil. Bir gerekirse bir zenci, gerekirse bir başkası. Şimdi zenci dedim, ırkçılık yapmış oluyorum. Yani. Siyah tenlileri söylemek istiyorum. Hı hı. Yani herkes açısından kucaklayıcı olmamız gerektiğine inanıyorum. Tam bu noktada ben esas First Lady ile açtım. Çünkü sizler de First Lady adaylarısınız bu program konu içerisinde. First Lady adayı olarak, First Lady olduğun takdirde seni ayrıştıracak özelliklerini senden dinleyebilir miyim? Yani bu beni ayrıştırır mı bilmem, ben kendimi anlatayım Dilek. Yani olabilir, bilmeyebiliriz başkalarında da. Şimdi ya bir kere sivil işleri, daha doğrusu sivil sosyal hizmetleri seven birisiyim. Birçok sosyal hizmet projesine yani hayatım boyu imza attım. Bunlardan zevk alıyorum. Bazen desem bile, aman artık biraz köşeye çekileceğim desem bile, sonra bu artık insanın kanına geçmiş bir şey. Dolayısıyla hemen yine böyle bir kıvılcım oluyor ve yani onu beceriyorum. Hoşuma da gidiyor. Yani kendim gibi olan arkadaşları bir araya toplamak, kadınları, erkekleri bir araya toplamak ve kıvılcım yaratmak hoşuma gidiyor. Yani aynı görüşteysek eğer. Ve onun neticesinde de topluma katkı koyan birçok sosyal hizmet projesine katkı koydum. Ve böyle bir görev olursa bunları daha da hatta büyüterek, daha da kalıcı bir şekilde yapacağıma hiç şüphem yok. Yani benim oradaki en büyük hevesim bu aslında. Yani orada bir First durup lady'lik, da tokalaşmak evet, evet. değil esasında. Evet. Esas olan orada daha çok imkanım olacağını düşünüyorum. Yani Kıbrıs'ta da o kadar çok yapılacak şey var tam ki. Tam bu noktada bir sorum var. Evet. Tam bu noktada varsayıyoruz. Seçim bitti ve sen first lady'sin. Evet, evet. İlk 5 projenin şu anda toplumda çok ihtiyaç duyulan ilk 5 sosyal sorumluluk projen neler olur diye hemen şimdi sorsam. Aklına neler gelir? Evet, 5 tane çok tabii ama yani hiç açıkçası olursam yani zaman zaman düşünüyorum. Yok, ama bu kadar sıralamadım. Beyinsel ama hemen bir aklıma gelen gelenleri. Tabii ki. Yani mesela çevre için yapılacak çok şey var. Hı-hı. Yani öncü olmayı çok istiyorum bu konuda. Özellikle geri dönüşüm konusunda. Yani ben bazen bizde yani sivil örgütçülükte dernek olarak bunlara imza atıyoruz ya da teklif geliyor bize, diyor ki mesela bizim bir başka örgütümüz, bizimle aynı ismi taşıyan, daha doğrusu ana İngiltere'ye bağlı, diyor ki işte çevrede bunu yapalım. Her zaman onu diyorum, bu projenin başı ve sonu olmalı. Ortada bir projeyi, yani sadece çocukları bilgilendirici mesela çevre konusunda bir projenin bize bir katkı koyacağına Dilek inanmıyorum. Yani sen şimdi bir çocuğa dersen ki sen camı, plastiği, kağıdı ayır çocuğum. Bundan sonra ayırman gerekir. Poşetlere koy dersen. Ve o poşetleri toplamazsan. O poşetlerin o çocuk geri dönüşüme götürüldüğünü
bilmezse, onlardan ne olduğunu, tekrar nasıl hayata geçtiğini bilmezse, yani recycle olayını beceremezsek, bunun bir süre, yani bu çocuk 2 gün, 3 gün, 5 gün, 2 hafta, 3 hafta yapacak ve vazgeçecek. Şimdi bir de çevre. Çevrede yapılacak inanılmaz çok şey var esasında. Bu çevrenin içerisine aynı zamanda turizm de girer. Çünkü turizmimize gerçekten zarar veren en büyük unsur çevrede verdiğimiz zarardır ve yapmadıklarımızdır esasında. Bunun turizm ayağıyla da bağlantısı çoktur. İkinci olarak bu özellikle çocuklarda, yani sorunlu çocuklara yardımcı olacak bir ekip kurmayı çok isterim. Ve bu ekip içinde sen de biliyorsun ortak birçok tanıdığımız var. Hep yapmak istediğimizdir bu. Ve bu ekibin içerisinde sol görüşlüsü, sağ görüşlüsü, görüşsüzü diyeyim artık, kendisini partisiz diye adlandıran çok arkadaşımız var. Bu oluşuma emek verecek olan. Onlarla birlikte de özellikle bu uyuşturucu konusunda psikolojik sorun yaşayan, çeşitli sorunları yaşayan belirli bölge çocukları hakkında ve kimsesiz çocuklar hakkında da özellikle bu çocukları topluma kazandırmak konusunda daha verimli işler yapmayı amaçlarım açıkçası. Evet, sağlık. Şimdi şu anki esas temel sorunumuz, biz bu programı çekerken kapılarımız açıldı, vakalar artıyor ve kamuoyunda duyarlılık artırmak için de çok etkin çalışma yapılıyor. El ele gerçekten başarı öyküsü yapıldı, yazıldı burada. Ama şu anda ben program öncesi çok insanla konuştum ki sözcülüğe olabileyim diye. Seçim sürecinin halk sağlığının önüne geçtiği şeklinde bir kaygı var. Bunu First Lady adayı olarak değil, vatandaş birey Sibel Tatar'a soruyorum. Evet. Ya ben o fikirde değilim açıkçası. O zaman dinlemek isterim. Yani bunu seni. Zaten başbakanımız da fırsat buldukça altını çiziyor. Yani sağlığın ne kadar önemli olduğunu ve her şeyin üzerinde olduğunu söylüyor. Ve öyle de davranıyor. Öyle olmasaydı herhalde bu pandemi hastanesi konusunda böyle bir girişime girip böyle bir söz alıp böyle bir işlemi başlatmazdı. Bu konudaki bütün çalışmalar başladı ve büyük ihtimal bu programın yayınlandığı zaman içerisinde bu pandemi hastanesinin, yüz yasaklı pandemi hastanesinin de temelleri atılmış olacak. Toplumumuzun inanç erozyonuna uğradığını ve inanç kaybı yaşadığının farkındayım. Hepimiz. Çünkü bu toplumda inanç kaybının altını çizelim de yanlış yani algılanması. Yani dini inançtan bahsetmiyorum. Siyasi inanç. Evet. Yani idari kararlara olan inançsızlık var tabii ki. Geçmişten kaynaklanan bir şey bu. Dolayısıyla bir şey olmadan olabileceği konusunda şüphe duyan çok insanımız vardır. Dolayısıyla bunun da gerçekleştiğini göreceğimizden hiç şüphem yok. İnançla konuştun gerçekten. Yani çünkü ben de takipçisi olacağım açıkçası. Çünkü hepimiz adına bir toplumda yaşayan halk sağlığı. Ve sağlığını ne bileyim sağlığımızı sağlık sistemine mecburen emanet etmiş olan bir vatandaş olarak ben de tabii ki bunun yakinen takipçisi olacağım. Bu önemli bir olay. Bu kaygı gerçekten bütün liderlere de soracağım yani bir soru olacak. Bu kaygıyı yatıştırmak için yapılabilecek en iyi şey bir pandemi hastanesi. Çünkü buna ihtiyacımız olmasa dahi günü gelip ki inşallah olmaz. Toplum bunu hissetmek istiyor haklı olarak. Yani eğer olursa ne olacak? Onun cevabını. Eğer işte ne bileyim onlarca hasta olursa, yüzlerce hasta olursa ne olacağın cevabını bir ikna, bir güvence yaratmak gerekiyor ve yapılması gerek. Yapılacağına da inanıyorum. Bunun neticesinde sağlık için yapılabilecek ne? Kurallar. Nedir? İşte yani işte bu maske takma zorunluluğu ki o da var zaten. Bu konuda toplumun buna uyması gerekiyor. Kendini bu kurallara adapte etmesi gerekiyor. Bu ulaşım konusunda ise belki zaman içerisinde vaka sayısına göre ulaşımlarımız azaltılacaktır. Yani bu gelişler gemi veya uçak ama özellikle gemiden daha çok şey çıkıyor, pozitif vaka çıkıyor diye büyük ihtimal bunlar azaltılacaktır zaman içerisinde vaka sayısına göre ama hiçbir zaman artık bizim tamamıyla kapanmamız hiçbir yerde olduğu gibi bizde de mümkün
görünmüyor diye düşünüyorum. Ama tetrici kararlar alınacaktır bu yönde. Evet. Başka da bunlar, bir şey yapılamaz dilek zaten. Budur. Bunlar Sayın Tatar'la da uzun uzun konuşacağım konular. Tabii, tabii. Gündemde var. Tabii First Lady olduğun takdirdeki kısmında çevreyi saydın. Anne olarak çocukları saydın. Sağlıkla ilgili farkındalık cümlelerinin arasından çıktı. Bireysel korunma, değerlerin çoğaltılması çıktı. Benim bir sorum var. Ve Güney'le de onu söyleyeyim. Yani ben Güney'le olan ilişkilerinde çok olmadığını düşünüyorum. Şimdi bu kadar zamandır bu niyetle olan çok cumhurbaşkanımız oldu. Hı hı. Yani anlaşmayı ben yaparım. Hı hı. Güney'le iyi anlaşırım, hı hı, iddiasında olup da bunu yaşayıp da görmediğimiz, yani, hı hı, bu iddiaları göremediğimiz birçok aday oldu aslında. Yani dediğim gibi burada ben de Ersin'de hala hazırda Güney'de yaşayan birçok tanıdığımız var. Güneyli, yani Kıbrıslı Rum tanıdıklarımız ve bu ilişkilerimi de bu süreçte artırmam gerektiğini biliyorum. Yani ben burada sadece kuzeyde yaşayan bizim Kıbrıslı Türkleri kucaklayan biri olmakla birlikte esas vazifem o. Ama Güney'le de ilişkileri daha da iyi bir noktaya getirebileceğime inanıyorum. Ya bu tam da senin dediğin şey. Çözüm olmazsa bu adada hiçbir şey olmaz bir yaklaşımı var. Diğer yani, yandan çözüm olmaz, o benim anlayışım değil. Diğer yandan sana atfetmedim. Hı. Diğer yandan barışa esas ihtiyaç var. Bu yaptığın yaklaşım da barışa yönelik çabaların olacağına dair. Zaten bunlar olmadan diğerleri suni kalmıyor, evet, mu? Evet. Zaten olacak onlar. Görüşmeler falan filan. Zaten olmazsa olmaz olacak şeyler. Ama bu arada bu niyetimizi gerçekten göstermemiz lazım. Yani daha sıkı, daha iyi diyaloglar kurmamız lazım. Şimdi ben lider adayı eşlerinden vatandaş olarak bunu soracağım. Herkes bu teşhisi koyuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sistem hasta. Ama tedavi yöntemleri ortaya konmuyor. İlk sorumun cevabında siyasetle ilgili net teşhisler aldım. Vatandaş olarak bu konuda sistemle ilgili görüşlerini duymayı çok isterim. Yani sistem derken idari sistemden bahsediyorsun. Tamamen. Liyakat sistemi de içinde olan topyekün sistemden. Herkes sistemin rahatsızlığı ve bu sistemin rahatsızlığının siyasetteki beklenti ve küçük toplumda minik çıkarların süreci belirlemesiyle yol aldığı yönünde bir inanca sahip. Evet. Bu bugünün sorunu değil. Ve kesinlikle. Gerçekten de 6 ay önce oluşmuş bir durum veya 1 yıl önce, 2 yıl önce oluşmuş bir durum değil. Yılların birikimiyle oluşmuş bir durum. Keşke yıllar öncesinden bu raddeye getirilmeseydi bu durum. Çok kökleşmiş sorunlar bunlar maalesef. Dolayısıyla çözümü de ne kadar kökleştiyse o kadar zor aslında. Fakat bu zor demek düzelmez demek değil. Yalnız bunun düzelebilmesi için dilek sadece yöneticilerin değil, toplumun da bunu gerçekten sadece şikayet babında değil, gerçekten istemesi gerek. Yani şikayet etmek kolay, konuşmak kolay ama bunu istemek lazım. Yani taşın altına hepimiz elimizi koyacağız. Yani bir liyakatsızlıktan bahsediliyorsa kamuda, bunu toplumun çoğunluğunu teşkil eden memurlarımızın bunun oluşması için gayret göstermesi lazım. Yani bunun doğru raya sokulması için de gayret göstermesi lazım. Aynı şekilde tabii ki mevki sahibi bazı kişilerin aldıkları kararlarla da bunu göstermesi şart. Benim inancım yok olmadı. Hiçbir zaman inancın var. Çok güzel. Niye var? Duyma. İki çocuğum var. Ve kızım, büyük kızım burada yaşıyor. Küçük kızım büyük ihtimal ihtisasını bitirince buraya gelecek, burada yaşayacak. Dolayısıyla benim çocuklarımın ve gelecekteki torunlarımın geleceği burası. Eğer ben bu inanç kaybına uğrarsam, büyük ihtimal o zaman Kıbrıs'ta da yaşamak istememem lazım benim, değil mi? Kendime daha iyi ve bunlara hitap eden bir yer arayışına girmem lazım. Dolayısıyla ben gerçekten çok güzel bir ülkede yaşadığımızı düşünüyorum. Havasıyla, suyuyla, toprağıyla gerçekten
çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Bu Covid-19'u, bu pandemiyi bu şekilde atlatıcımızın en büyük sebebi de bu. Yani buna şükredip var olan, hatta kendi yaptığımız, yani hepimizin yaptığı, oluşturduğu bu eksileri, bu sistem bozukluğunu da düzeltmek için hep birlikte gayret sarf etmemiz lazım. Lütfen arzulara, yani bu yoldaki kıvılcımlara dikkat etmek lazım ve onlarla birlik olmak lazım. Kıvılcım, yani düzeltmeye çalışanlarla birlik olmak lazım. Kıvılcımlar dedin, bütün eşlere ve adaylara da soracağım bir soruyu. Seçim sadece seçilenlerin seçimi değil. Seçmenin de seçimi. Tabii. Hatta sınavı. Bu sınava nasıl hazırlansın seçmenler? Şimdi tabii ilk önce kendi, herhalde seçmenler ne arar Dilek? Kendi aradığı bazı şeyleri adaylarda bulmaya bakarlar, değil mi? Kendi aradıklarını. Şimdi bazen bir grup, ben her seçimde bunu söylüyorum. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde değil, genel seçimde de, belediye seçiminde böyle kızgın gruplar vardır. Haklı değiller mi? Eminim ki kızgınlıkta haklıdırlar. Hepsinin bir haklı sebebi vardır. Ama derim ki bu anayasanın bize verdiği, vatandaşlığımızın bize verdiği en güzel, en doğal haktır. Yani seçme hakkı. Bu hakkınızı kullanın. Bu hakkınız size daha sonra eleştirme hakkını da verecek. Aksi takdirde seçime gitmediğiniz, yani herhangi birine oy vermediğiniz bir seçimin sonrasında nasıl kendinizde o hakkı göreceksiniz, eleştirme hakkını? Sınava girmeden not almak. Gibi bir şey. Gibi. Evet, ben aynen öyle. Ben senden bunu yani önce algıladım. Seçin. Ha tabii ki çok dikkatli olun. Bu genel seçimde de söylediğim olaydır. Burada da aynı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de. Yani bir 5 yıla veriyorsunuz bu yeri. Yani 5 yıl için bu kişi orada bu görevi yapacak. Az bir süre değil bu Dilek. Yani gelen seçimler dikkat et 4 sene ama hiçbir zaman 4 sene olmuyor. Onun için çok kaygılan, yani bir derece yine memleketin idaresini veriyoruz genel seçimlerde de ama burada 5 sene boyunca değiştiremeyeceğimiz bir sistem oluşturacağız orada. Dolayısıyla orayı sahiplenecek. Orası için gerekeni ehliyle yapacak bir kişiyi, hem kendisi hem eşi açısından, çünkü ikili bir şey bu. Onun için herhalde tahmin ederim first lady diyorlar. Yani ne dedin sen? Baş. Bu ABD'de Türkçe'ye çevirdin. Baş bayan. Tabii bu benim hiçbir şekilde kabul edemeyeceğim. Evet, biraz çirkin bir, yani, baş koyun, baş hani, şey gibi bir şey oldu. Doğrudan İngilizce tercüme yapıldığında baş bayan oluyor ve hiç kabul görmediği için normal de görmemesi. İngilizce tercüme ile terminoloji devam etti. Evet, yani first lady Türkiye'de de, burada da, pek çok ülkede çok yaptırım gücü olan, yetki görevleri olan bir pozisyon, pek çoğunda değil. Bunu kişilerin sosyal sorumluluk duyguları belirleyecek aslında. Muhakkak. Bu yüzden de ben lider eşleriyle, lider adayı eşleriyle de özellikle program yapmak istedim. Hı hı. Çünkü sizler de bu siyasi arenada önemli oyuncularsınız. Ve kadınlar ve eşlerini etkiler de bir yerde ne kadar cumhurbaşkanı olsa da. Program yani o kadar hızlı akıyor ki soracağım da çok soru var. Hepsini yetiştirmek istiyorum. Şimdi bilimsel bir gerçek var. Kadınlar çözüm ve barış konusunda daha başarılılar. Hı hı. Bunu ben söylemiyorum. Hı hı. Bunu bilimsel veriler söylüyor. Evet. Bu yüzden de hem siyasette hem de siyasetçi eşi olarak kadının varlığını, önemi, bilinç düzeyini çok önemsediğim için soruyorum. Evet. Bu konuda ne düşünürsün? Yani barış konusunda, çözüm ve barış konusunda bilimsel verinin destekleneceği bir açıklaman olabilir mi? Kadınlar daha başarılı. Yani sen öyle görüyorsun değil mi? Ben ya görmüyorum. Kadınları, bilimsel araştırma var. Bilimsel araştırma, bilimsel öyle araştırma diyor. Tamam peki. Ya bence de öyle aslında. Bir kere bu anaçlık duygusu falan, hı-hı, kadınlarda herhalde bu barış çözüm falanı daha çok besleyen bir durum. Tabii yani kendi ülkemize baktığımızda da yani biraz şey olmamak lazım. Yani bu bir şiir değil aslında, bir yani yaşanılacak bir olay. Anlatabiliyor muyum? Yani bir çok güzel bir şiir dinleyebilirsiniz ve çok da beğenebilirsiniz. Ama hayata bakmak lazım, gerçeklere bakmak lazım. Bizim ülkemizin şu anki gerçeklerine bakmak lazım. Dolayısıyla bizim önümüzdeki bu seçimde ve sonrasında çok şey
değişecek gibi geliyor bana. Yani Kıbrıs'ta çok şeyler değişiyor. Doğu Akdeniz'de çok şeyler değişiyor. Yani bunun hepsini birlikte, yani biz oraya bir açıkçası yani kravatı güzel, takımı güzel, oturması güzel, gülüşü güzel birini seçmiyoruz açıkçası. Yani 5 yıl boyunca ülkemizin birçok konuda, bir görüşmeler konusunda, iki Doğu Akdeniz'deki konumumuz durumunda ve Kıbrıs'ın dünyadaki konumu, gerek Türkiye ile olan ilişkileri, gerek dünya ile, gerekse Güney ile olan ilişkilerinde bizi bir noktaya taşıyacak prensipleri olan ve Kuzey Kıbrıs'ı düşünen bir politikaya taşıyan birisine ihtiyacımız var. Ve bunları gerçekten yapabilecek birine. Yani onun için vaatler çok güzel olabilir. Şiirler de okunabilir. Ama neticede önemli olan icraatta kim neyi yapabilecek? Bizi nereye getirebilecek? Nereye taşıyabilecek bu kişi diye seçmenin ona bakması lazım. Yani bizim çünkü kaybedecek bir 5 senemiz daha yok Dilek. Güzel, çok 5 seneler kaybettik. Güzel bir cümle. Kaybedecek bir 5 yılı hiç kimsenin olmaması evet. gerekir. Yani seçmenin de kaybedecek bir 5 yılı olmaması gerekir. Bu ada çok fazla göç veriyor dışarıya. Yetişiyor insanlar ama nefes alacak alan bulamadığı için göç veriyor. İşte sen, iki çocuğum var. Eğer İnanmasam benim evet. de bu adadan taşınmam gerekir evet. dedin. Evet. Değişim, dönüşüm, her şey hepimizin beklediği şeyler. Bir şey sormak isterim. Ersin Tatar'da değişmesini istediğin şeyler var mı? Bunu bütün lider eşlerine soracağım. Eşin evet. Sayın Ersin Tatar'da değişmesini istediğin, arzuladığın yanlar var mı? Evet. Şimdi tabii güzel olan bir şeyi de değişmesini isteyeceğim. Dünyaya, zamana uymuyor çünkü. Mesela şeydir, Ersin daha böyle bu kucaklayıcılığından kaynaklanan bir şey herhalde. Güvenir. Hı hı. Güvenir. Güven duyar. O biraz daha o konuda şüpheci olmasını isteyeceğim açıkçası. Ben biraz daha şüpheciyim. Kadın oluşumdan kaynaklanır herhalde. Böyle bir açık kapı bırakırım her zaman ve biraz da şeyim, öyle temkinli bir insanım ben. Onun da biraz daha temkinli olmasını isterim açıkçası. Bir de tabii siyaset dolayısıyla biz aile şeyini, aile hayatında çok vakit harcayamamış birisidir Ersin. Ama şimdi nasıl mesela böyle bir vazife verilirse eğer, başbakanlık da öyle tabii. O da çok gerçekten çok şerefli ve çok büyük sorumluluk. Hiçbir eş, hiçbir çocuk bir başbakan babaya, eşe bırak bu başbakanlığı da bizimle ilgilen demez. Vicdanı sızlar. Çünkü ülke için bir şeyler yapma vardır o noktada. Cumhurbaşkanlığı da aynı şekildedir. Yani bence ailenin bütün fertleri bu fedakarlığı seve seve yapar. Sizin aile için şu anda bu fedakarlık sevilerek üstlenildi diyebiliriz, öyle tabii mi? Tabii ki üstlenildi ve üstlenilir de yani. Çok güzel. Benim elimde bir Alaaddin'in sihirli lambası var. Şu anda ne dilersen olacak. Bana üç dilek diler misin? Evet. Yani lambayı tutuyorum. Evet. Ya birincisi yani günü geldiğinde, zamanı geldiğinde çocuklarımın yakınımda olmasını istiyorum. Yani şimdi Cansucuğum benim, Cansu Ayten yurt dışında ama zamanı geldiğinde diyorum. Bugün doğru bir şey olmaz. Bugünlerde zamanı bittiğinde, görevi bittiğinde orada, burada olmasını, yakınımda olmasını istiyorum. Bu sihirli değnekten bunu isteyebilirim. İkincisi, yani sağlık ve huzur en çok dilediğim şeydir. Hatta dilek çoğu zaman böyle yurt dışında da bir yerlere gireriz de turistik böyle ada kadanır falan diyor. Hep aklıma şey gelirdi. Ya bir şey adayacağım ama sanki böyle
şımarıklıktır, küstahlıktır eğer ben sağlığı, huzuru istemezsem gibisinden her şeyden vazgeçip hem benim hem ailem için, hepimiz için sağlık dileğinde bulunurdum. Dolayısıyla şimdi ikinciye düşmüş, bak yine büyük hepsini bir arada istemişim ama sağlık tabii ki en önemli şey, sağlıktır. Üçüncüsü de şimdi o kadar tabii bu dilek de bu dileklerin arasına girdi. Niye? Çünkü o kadar bu aralar konuşuyoruz ki evet, ülkemiz için elimde. Ülkemiz için çok güzel bir gelecek. Çünkü onun içerisinde biz de varız. Benim çocuklarım da var. Dediğim gibi geleceğim var. Ülkem için böyle ne bileyim ben ekonomik seviyenin yükseldiği, her tarafın yani çevre kirliliğinin olmadığı, gıdalarımızın her şeyin düzgün olduğu, hem bakir hem medeni seviyesi yüksek bir ülke diliyorum. Kendime de, herkese de. Evet, demin söylediğin gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi, Başbakanlık seçiminin çok ötesinde. Çünkü uluslararası kabul gören, tek bilinen yasak bazdaki bir makamı aslında Cumhurbaşkanı'nın ötesinde toplum liderinin seçileceği bir süreç başlıyor. Gerçekten tüm adaylarımız değerli dedin ve çok iyi niyetler dile getirdin. Çekişmeli olacak, bu iddia var içerisinde. Fakat bu son sorum, programın sonuna geliyoruz. Sosyal medyada kullanılan yargılamalarla ilgili bir telkin, yine bu sınava girecek olan seçmen için bir niyet bildirimi, evet, olur mu? Yani sosyal medyada bazı kesimler kendisini çok 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 üzücü bir şekilde aştılar. Düşüncesizce, saygısızca ve maalesef toplumumuzu da huzursuz edecek şekilde, yani çok çok kez huzursuz ettiler. Ve haklı olarak aslında bunu takip edenler hemen inanıyor ve kapılıyorlar ama o konuda da tahmin ediyorum Dilek, son zamanlarda bir şüphe, yani bu bazı haberlerin yalan çıkmasından dolayı, yani böyle insanları kışkırtmak için. Tabii bunun içerisinde de bir propaganda da var yer yer. Yani açıkçası belki de bu sosyal medya kirliliğinin varoluşunun en büyük ya da had safhada oluşunun bir sebebi de tahmin ediyorum tam bir seçim öncesi oluşumuzdur. Yani bir seçim dönemine girişimiz de bunu daha da bir propaganda aracı haline getirdi, bir malzeme yaptı diye düşünüyorum. Yani bizim vatandaşımız duyarlıdır, akıllıdır. Okudukları her şeye inanmamak gerekir. Ve bence bazen aileleri bile çirkinleştiren, yani tanıdıkları, akrabaları, arkadaşları bile yani bu uğurda çirkinleştiren, bu dönemlerde sosyal medyada birçok şeye tanık olduk. Daha sakin olmak lazım. Eğer biz itibar etmezsek bu yalan yanlış laflara ve söylentilere, sırf malzeme yapılan bu tip şeylere, eminim bir süre sonra onlar da bunu yapmaktan vazgeçecekler. Hatta utanacaklar, belki de utandırmamız lazım. Yani yorum olarak. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok kolay gelsin. Zor bir süreç. Teşekkürler. Herkese kolaylık diliyorum. İnşallah. Ben de. Bunu her programın finalinde söyleyeceğim. Nezaketin esas olduğu bir rekabeti, evet, tüm halk olarak hepimize de o yakışır. Yaşarız. Evet, öyle diliyorum. Seni ağırlamak güzeldi. Teşekkür ederim. Senin konuğun olmak da. Çok teşekkür. Her zaman öyle değil. Çok tabii. Teşekkür yanında ederim. Yanında oluyorum, evet, genelde. Evet, bizim için, bizim, evet, için. Teşekkürler. Sıra dışıydı ama çok sahiciydi. Bu güzel sahiciydi. Programın konuğu olmak benim için de çok zevkliydi. Teşekkür ediyorum. Çok kolaylık diliyorum. Evet, First Lady adayı Sayın Sibel Tatar'ı ağırladık. Şimdi benim her programın sonunda aklımda bazı başlıklar kalır. Not aldım ama hatırlamak için değil. En çok etkilendiğim konuları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir baba figürü var. Fiziki benlik olarak çok yanında bulunamamış ama bıraktığı değerlerle çok iz bırakmış bir baba figürü dinledim Sibel Tatar'dan. Şükür ve teşekkür günümüzde o kadar çok ihtiyaç var ki,
babadan en önce şükrü ve teşekkürü öğrenmiş. Bunu da yaşatıyor. Bu çok kıymetli bir değer. Dört erkek arasında büyürken baş kaldırmayı oradan öğrendim dedi. Hak aramayı oradan öğrendim dedi. Hatta hukuk okumayı da orada öğrendim ve niyet koydum dedi. Çok güzel bir kelime etti okul yıllarına dair. Başarının tadı. Başarının tadı çok etkiledi beni doğrusu. İnsanlar keşke hep başarının tadına varmak için çalışsalar. Hırslarla, küçük hesaplarla değil, başarının tadı için çalışsalar diye yorum yapmadan da bir niyet belirtme ihtiyacı doğurdu bende. Bir şey çok şaşırttı beni, hiç aşık olmamış. Ama beğendim, sevdim, tabii ki yola çıktım dediği bir hayat arkadaşı var. Şimdi onunla birlikte siyaset yolculukları var. O yolda başarılar diliyorum. Annesinden anneliği öğrenmiş, teşekkür ediyor. Hayatta en değer verdiği şeyin de annelik olduğunu altına çizdi. First Lady olduğu takdirde sadece içte değil, Güney'le ilişkilerde de, Güney'deki eski dostlarıyla ilişkilerde de, sosyal projelerde de bütün hassasiyetleriyle çaba göstereceğinin altını çizdi. Eşine inandığını, güvendiğini ama değişmesi istediği yanları olduğunu altını çizdi. Bu kadar çok herkese güvenmese, daha temkinli olsa iyi olur. Kucaklayıcılık çok anlamlı bir özellik ama burada da temkinli olarak yürümesini dilerim dedi. Sütten ağzı yandı herhalde bu konulardaki bu niyeti dile getirdi. Güzel bir gelecek istedi. Alaaddin'in sihirli lambasından istediği üç dilekte kızını uygun olduğu zaman her iki kızını da yanında istedi. Sağlık istedi. Güzel bir ülke, terk etmeyeceği bir ülke istedi. Çünkü bir cümlesi var. Bu ülkeye inanmak zorundayım. İnanmazsam gitmem gerekir. Hoşça kalın.